Merhaba herkese, ABD Podu'nun 21. bölümüne hoş geldiniz. İsmim Egemen ve bu haftada size Amerika gündeminde neler yaşandı onları aktarmaya çalışacağım. Aslında bu hafta yani son 15-20 yılda Amerika'da yaşanan en kaotik haftaydı diyebiliriz. Yakın geçmişe baktığımızda bir 11 Eylül'de bu kadar sarsılmıştı Amerika. Ve 11 Eylülden beri evet aslında her hafta daha farklı, daha kaotik şeyler yaşanan bir ülke olmasına rağmen Amerika'da hiç bu kadar ötesi yaşanmamıştı. Peki bu hafta ne yaşandı? Trump destekçileri Trump'ın çağrısıyla kongreye yürüdü ve kongreyi bastılar. Geçtiğimiz hafta Donald Trump Washington'da bir miting düzenledi ve bu mitinginde aslında seçimi kazandığına dair olan asılsız iddialarını sürdürdü. Daha sonrasında destekçilerine kongreye yürüyün çağrısında bulundu ve destekçiler de bunu ciddiye aldı ve gerçekten Trump destekçileri kongreye akın ettiler ve akın etmekte kalmadılar. Gerçekten içine girip daha önce tarihte görünmemiş anların yaşanmasına sebep oldular. Kongre polisi oldukça yetersiz kaldı. Bırakın hani içeri girmelerini önlemeye. Daha sonrasında 5-10 dakika önce meclis üyelerinin konuşup tartıştığı genel kurula bile girmesini önleyemediler protestocuların. Dediğim gibi hemen öncesinde 5-10 dakika öncesine kadar temsilciler meclis üyeleri ve sanatörler Biden'ın zaferini onaylamak için toplanmış bulunuyorlardı ve bu süreç işliyordu yavaş yavaş. Ancak bir anda bu baskın gerçekleşti gerçekleşince kongre üyelerini tahliye etmek zorunda kaldılar ve bu kongre üyelerinin arasında bu siyasiler arasında başkan yardımcısı Mike Pence de vardı. Trump destekçileri o kadar ileriye gitti ki aralarından bir tanesi temsiller meclisi sözcüsü Nancy Pelosi'nin odasına girip odayı yağmalayıp daha sonrasında ayağını Pelosi'nin masasına uzattığı şekilde bir poz verip bunu sosyal medyaya taşıdı. Daha sonrasında bu ismin yaşadığı yerde gözaltına alınıp sonrasında tutuklandığı bilgisi de geldi. Güvenlik güçleri bu insanları uzunca bir süre çıkartamadılar kongreden. Bazı kongre üyelerine maskeler dağıtıldı. Biber gazından, sis bombasından etkilenmesinler diye. Kongre polisinin ve güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması da ayrı bir sıkıntı aslında. Yani ülkenin en korunaklı olması gereken yerinin bu kadar korunaksız olması ve bu insanların bu kadar rahat bir şekilde ülkenin kongresine girebilmesi Baskın yapabilmesi mümkün olmamalıydı ki birçok siyasi de bununla ilgili düşüncelerini paylaştı. Washington DC belediye başkanı şehrinde bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti akşama kadar. Daha sonrasında Virginia valisi eyalet güçlerinin, eyalet güvenlik güçlerinin kongreye destek olarak yollanacağına açıklandı ki günün ilerleyen saatlerinde Trump ulusal muhafızları da bölgeye gitmek üzere yola çıktığını belirtti. Aslında ulusal muhafızların aktive edilmesinde çok geç kalındığı da bir tartışma konusuydu çünkü kongre işgal altındayken ülkenin ulusal muhafızları nerede sorusunu sordu. Birçok vatandaş ki aynı hükümet aynı Trump yönetimi aynı ulusal muhafızları geçtiğimiz aylarda yaşanan geçtiğimiz yaz yaşanan Black Lives Matter protestolarını kolayca hiç düşünmeden aslında üzerine aktif edip bu barışçıl protestocuların karşısına çıkarmışlardı. Yine aynı protestolarda polisin, güvenlik güçlerinin protestoculara nasıl davrandığını, ne kadar sert davrandığını ve ne kadar fazla sayıda insanı gözaltına aldığını da biliyoruz. Bunun hemen birkaç ay sonrasında Trump destekçisi, aşırı sağcı ve beyazların üstünlüğünü savunan dediğimiz white supremacist insanlar ülkenin kongresinin baskı polis neden aynı sertlikte karşılık vermiyor sorusunu soruyor dağıl olarak ülkedeki vatandaşlar. Neyse ki ilerleyen saatlerde kongre bu işgalden arındırıldı ve kongre üyeleri yeniden toplandılar Biden'ın zaferini kesinleştirmek üzerine. Ve aslında burada da beklenmedik olaylar yaşandı. Daha öncesinde Trump'la birlikte saf tutup Trump'ın seçimin ile ilgili yaptıkları yorumlara katılan bazı kongre üyeleri bu yaşanan olay işgal olayı sonrasında Trump saflarını terk edip demokratlarla ve bazı cumhuriyetçilerle birlikte Biden lehine hareket etmeye başladığını gördük. Bu isimlerden bir tanesi de şu an görevde bulunan Georgia senatörü. Senatör Loeffler aynı zamanda bir önceki gün Georgia'daki senatörlük yarışını kaybetmiş bir isim. Daha öncesinde sıkı sıkıya destekliyordu Donald Trump ancak... Kongrede yaşanan bu olaydan sonra Biden'ın galibiyetinin kesinleştirildiği prosedürde demokratlarla ve diğer cumhuriyetçilerle birlikte saf tuttuğunu gördük. Cumhuriyetçilerin tepkileri bunlarla sınırlı da kalmadı. Trump'ın istifa etmesini söyleyenler, Trump'ın azledilmesi ve daha sonrasında görevden alınması gerektiğini söyleyenler, başkan yardımcısı Mike Pence'in anayasadaki 25. değişiklik maddesini kullanarak Donald Trump'ı görevden alması gerektiğini savunanlar ve bu konuda çağrı yapan cumhuriyetçilere bile şahit olduk. Peki 25. değişiklik maddesi ne diyor? 25. değişiklik maddesi göre başkan yardımcısının yani Mike Pence'in mevcut başkanın görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getiremediği durumlarda kabinenin de çoğunluğunu alarak başkanı koltuğundan edebiliyor. Eğer mevcut başkan bunu kabul etmediğinde ise konu kongreye taşınıyor ve kongrenin onayı gerekiyor. Bu konuda Mike Pence'e çok fazla çağrı yapıldı. Hatta hala da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde temsiller meclisi bununla ilgili bir yasa tasarısı geçirdi. Ve Mike Pence'e 25. değişiklik maddesini kullanması yönünde çağrı yaptılar. Eğer çağrıları olumsuz sonuçlanırsa, eğer Mike Pence 25. maddeyi kullanmaz ise temsilciler meclisi Donald Trump'ı azil edeceğini açıkladı. Yani temsilciler meclisinde demokratların çoğunluğu var ve buna rağmen bazı cumhuriyetçiler de demokratlar bu konuda destek veriyor. Minnesota temsilcisi İlhan Omar'ın çağrısıyla başlayan azil sürecinin sonuçlanması için Mike Pence'in cevabı bekleniyor. Eğer Mike Pence tamam uyguluyorum 25. maddeyi derse böyle bir şey gerek kalmayacak ancak demezse temsiller meclisinin Donald Trump'ı ikinci defa azil etmesi bekleniyor ki bu daha önce Amerikan tarihinde görülmemiş bir olay. Yani daha öncesinde azledilen başkanlar vardı ve Donald Trump da bunlara dahil de ancak Amerikan tarihinde bugüne kadar hiçbir başkan ikinci defa azledilmedi temsiller meclisi tarafından. Peki azledildikten sonra ne olacak? Eğer temsilciler meclisi Donald Trump'ı ikinci defa azlederse konunun tekrardan senatoya gidecek ve görevden alınıp alınmayacağı senato tarafından kararlaştırılacak. Ve bunun için senatonun 3'te 2'lik çoğunluğu gerekiyor. Ancak senatoda cumhuriyetçilerin çoğunluğunu Göz önünde bulundurduğumuzda 3'te 2'lik çoğunluğun sağlanması pek de mümkün gözükmüyor. Evet bazı senatörler mesela Alaska senatörü cumhuriyetçi olmalarına rağmen Trump'ın azil sürecini ve daha sonrasında görevden alınmasını desteklediklerini açıkladılar. Ancak 3'te 2'lik bir sayıyı ulaşmak için gerekli destek henüz sağlanmadı ve sağlanması da beklenmiyor açıkçası. Peki Mike Pence 25. değişiklik maddesini kullanıp Donald Trump'ı görevden alır mı diye baktığımızda bu da aslında pek ihtimal dahilinde düşünülmüyor. Aslında Mike Pence ve Donald Trump arasında şu an büyük bir gerginlik var ve bu kongre sürecinde, kongrenin basılması sürecinde Mike Pence Donald Trump'a karşı tepkiliydi ki öncesinde de bu olaylar yaşanmadan önceki akşam bu ikili karşı karşıya gelmişti yeniden. Donald Trump, Mike Pence'in seçim sonuçlarını kabul etmeme yetkisi olduğunu belirtmişti. Çünkü dediğim gibi baskın günü kongre toplandığında hem senatörler hem temsilciler meclis üyeleri vardı. Ve bu insanlar Biden'ın galibiyetini kesinleştirmek için buluşmuşlardı ortak bir oturumda. Ve bu ortak oturumun başkanlığında başkan yardımcısı Mike Pence yapıyordu. Dolayısıyla Donald Trump önceki gün asılsız bir şekilde Mike Pence'in seçim sonuçlarını bu şekilde kabul etmeme yetkisi olduğunu belirtmişti ama daha sonrasında Mike Pence yaptığı yazılı açıklamasında bu tarz bir etkisinin olmadığını belirterek aslında Trump'ı hayal kırıklığına uğratmıştı diyebiliriz. Çünkü 4 yıllık sürece baktığımızda bu ikili ilk defa bu şekilde birbirlerine ters düşmüş oldu ve zaten Donald Trump da Mike Pence'i korkaklıkla suçladı ve linç kampanyasına Pence'in ismini de ekledi. Ama Mike Pence kendisi istese dahi kabine üyelerinin çoğunluğunu alabilir mi? Bu da ayrı bir muamma çünkü şimdiye kadar istifa eden bakanlar oldu. Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı hatta içlerinden sorumlu bakanlar istifa ettiler. Dolayısıyla Trump'la ayrı düşen bakanlar istifa etmeye başlayınca kabinedeki Trump muhalifleri sayısı da azalmış ve 25. maddenin kullanılması ihtimali de azalmış oluyor. Demokratlar özellikle Kongresi Ocasio Cortez bu konuda çok tepkiliydi. Çünkü bakanları korkaklıkla suçladığı Aslında haklıydı da. Çünkü Cortez'in iddiasına göre ki bence bu makul ve mantıklı bir iddia. Bu bakanlar Trump'ın görevden alınma sürecine destek vermemek için. Bu desteği vermekten korktukları için istifa ederek aslında bir noktada kolaya kaçmış oluyorlar. Çünkü 25. Değişiklik Maddesi kullanılmak istendiğinde bütün bakanlar çok büyük bir sorumluluk düşecek. Bir anda bütün gözler onlarda olacak aslında. Dolayısıyla bundan çekinen ve bundan korkan, daha sonrasında Trump ve destekçilerinin tepkisinden korkan bakanlar istifa ettiler. Bu da aslında 25. maddenin kullanılması konusunda büyük bir dezavantaja sebep oldu. Peki önümüzdeki günlerde ne yaşanabilir? Aslında beklentiler Mike Pence'ın olumsuz bir şekilde cevap vermesi yönünde kongrenin teklifine yani 25. değişiklik maddesini kullanması pek de ihtimal dahilinde gözükmüyor. Daha sonrasında kongrenin yeniden toplanıp aziz sürecini hızlandırması ve Donald Trump'ı ikinci defa azil etmesi bekleniyor. Sonrasında konu senatoya gittiğinde ise senatoda 3'te 2'lik çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağı aslında şu andan bunu tahmin etmek zor ama büyük bir ihtimalle bu çoğunluk sağlanamayacaktır. Çünkü cumhuriyetçilerin de büyük ölçüde desteklemesi gereken bir durum. Bu süreçte aslında Donald Trump da sessiz kaldı. Çünkü susturuldu bir bakıma. Twitter hesabı öncesinde sınırlandırılmış da daha sonrasında kökten kapattılar Trump'ın hesabını. Aynı şekilde Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, App Store, Google Play yani aklınıza gelip gelebilecek bütün büyük teknoloji şirketleri Donald Trump'ın kendi uygulamalarını kullanması konusunda bir sınırlama getirdi. Bunun sebebi ise Donald Trump'ın görevi bitene kadar bir kez daha böyle bir olaya yol açabilmesini engellemek. Bu haftaki bültenimiz bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.